bölümde para ile ilgili bazı problemlerden bahsedeceğiz ve enflasyonla başlayacağız. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir şekilde artışıdır. Yani aslında hayat pahalılığıdır enflasyon. Bizim sürekli yaşadığımız şeydir. Dolayısıyla paranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi yaşanır enflasyonun sonucunda. Burada önemli olan nokta şudur. Fiyatlar genel düzeyinin yani tek bir malın fiyatının değil, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması durumunda yaşanır enflasyon. Enflasyon iki şekilde gerçekleşir. Bir talep enflasyonu olabilir, ikisi ikincisi maliyet enflasyonu olabilir. Talep enflasyonunda üretilen toplam mal miktarı tüketim isteğini karşılayamaz. Toplam talepteki sürekli artış fiyatlardaki sürekli artışa Dolayısıyla da enflasyona sebep olur. Talebi kırmak yoluna gidilebilir ya da üretimi arttırmak gibi yollar denenebilir talep enflasyonunun üstesinden gelmek için. Maliyet enflasyonu ise üretim araçlarının maliyetlerinin artmasından kaynaklanır. Petrol ya da doğal gaza zam gelmesi maliyet enflasyonuna bir örnektir. Bizim ülkemizde her ikisi de ciddi anlamda yaşanır. Enflasyonun sonucunda neler olur? Gelir dağılımı bozulur. Tabii ki enflasyondan sabit ve dar gelirliler olumsuz derecede etkilenirler. Ticaret ahlakı bozulur ve siyasi istikrarsızlıklar yaşanır. İkincisi deflasyon. Deflasyon enflasyonun tam tersini anlatır. Arz talepten daha fazladır. Bu durumda da ne olur? Arz talepten daha fazla. Üretim kısılır. Üreticinin kârı azalır. Paranın değeri azalır. Dolayısıyla yatırımlar azalır. işsizlik ortaya çıkar. Önlem olarak da ne yapılır? Ya talep arttırmaya çalışılabilir. Bu ne, nasıl yapılabilir? İşte reklamlar yoluyla yapılabilir. Ya da devalüasyon yoluna gidebilir, gidilebilir. Devalüasyon ne demek? Milli paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesi demektir. Bu yolla ihracatın artması dolayısıyla da bu para kıtlığının deflasyon sonucunda ortaya çıkan para kıtlığının giderilmesi yolunda önlemler almaya çalışılır. Şimdi bir de temel ekonomik sistemlere bakalım. Hangi mal ve hizmetlerin, nasıl, kimler için, ne kadar üretileceği sorularına verilen bazı cevapların oluşturduğu farklı ekonomik sistemler bunlar. Birincisi kapitalist sistem. Dünyadaki hakim olan sistem. Üretim araçlarının sahibi özel teşebbüsler. Yani tamamen kar amacıyla hareket ediyorlar. Özel teşebbüslerin sayıları çok olduğu için rekabet var. Devlet ekonomik hayata asla doğrudan katılmıyor. Sadece denetliyor. Sosyalist sistemde Üretim araçlarının sahibi devlet. Sosyalist sistem kapitalist sistemin tam tersidir. Üretim araçlarının sahibi devlettir. Özel teşebbüs yoktur sosyalist sistemde. Ama rekabet olmadığından ekonomik hayatta durgunluk vardır. Çok fazla yenilenmez. Kişiler üretim araçlarının değil, tüketim araçlarının sahibi olabilirler sadece. Ücretler de devlet tarafından belirlenir ve sosyalist sistemde sosyalist sistemde eşitlik esası vardır. Sosyalist sistemin ilk kurulduğu ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Ondan sonra Moğolistan'da kuruluyor. Şu anda da dünya üzerinde Küba'da, Vietnam'da Laos'ta sosyalist sistem hakim. Karma sistemse kapitalist sistemle sosyalist sistemin aslında arasındaki bir süreci anlatır. Burada hem devlet hem de özel teşebbüs üretim araçlarına sahiptir. Devlet ekonomide dolayısıyla hem düzenleyici bir rol oynar, hem yönlendirici bir rol oynar, hem de girişimci bir rol oynar. Bizim ülkemiz mesela karma sisteme bir örnektir. Müzik <laughs>